abi yarım saat falan bir gittik. Ondan sonra dalga bayağı bir çıktı. Millet dedi geri dönsün diye. Bu daha hızlandı. Cam patladı ön taraftaki cam patladı. Ön tarafta 3-4 tane bayanın suratı falan patladı böyle. Marmara'da feribot kabusu yaşandı. Onlarca yolcu ölümden döndü. Görevlilerin garip tavırları vatandaşı çileden çıkardı. Bayan o şan yeleklerini falan onları çıkartın. Oradan onluk bir durum yok. Dalga var sadece. Böyle gideceğiz. O bağırmak, çağırmak. Mudanya'dan saat 18.45'te İstanbul Kabataş'a gitmek için hareket eden Budo'ya ait Emir Sultan isimli feribotta adeta can pazarı yaşandı. Kapıyı kapattılar. Daha sonra işte 2 metre, 3 metre zıplamaya başladık. O sırada cam kırıldı. Öndeki kişiler, öndeki kişilerin işte böyle burunları falan kanadı yani. Camların kırılması ve yolcuların yere düşmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Ölümden dönen yolcular kaptan ve personele tepkiliydi. Kimse ilgilenmedi. Kaptan köşkünden çıkmadı. Sahil güvenliği biz kendi gayretlerimiz attı. Sahil güvenlikle görüşmedi. Hepsi her şeyi ihmal. En yakın limana hiçbir yere yanaşmak istemedi. Sen son camlar patladı, insanlar yaralandı. Ondan sonra geri döndü. Sahil güvenliğinin zoruyla geri döndüğünü düşünüyor. Ne bir kaptandan anons geldi, ne görevlilerin zaten herhangi bir şekilde bilgisi var. Hepsi normal insan almış. Gemici olduğuna dair şüpheliyim ben. 400 yolcu bulunan, Avşa Adası yeni kapı seferini yapan İDO'ya ait Hezarfen Ahmet Çelebi isimli feribotta da benzer görüntüler vardı. Feribot, İstanbul'a yaklaştığı sırada fırtınanın yol açtığı dalgalarla boğuştu. Kusanlar, fenalık geçirenler, midesi bozulanlar kameralara böyle yansıdı. Dalgaların feribota çarpması nedeniyle yolcular korku içinde çığlık atarken panik yaşayan yolcuların can yeleklerini giydiği görüldü. Yolculara yardım etmesi gereken İDO görevlisinin can yeleği giyenlere verdiği bu tepki ise herkesi kızdırdı. Bırakın bunları ya! Bak çocuklar bağırmıyor, orada kadınlar bağırıyor. Bir sakin olun. Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle İDO'nun pazartesi sabahı yapılması gereken dış hat seferleri de iptal edildi.